Şu anda Ülkü canlı bağlantıda Burdur'da Harmanlı köyünde Kenan Bey'in yanında. Kenan Bey kim? O da Tarık Bey'in mağduru. Ülkü söz sende. Zahid Hanım iyi yayınlar dileyelim. Bizler sizin de söylediğiniz gibi Kenan Bey'in yanındayız. Kenan Bey Harmanlı köyünde yaşıyor ve kendisi 120 bin lira evlilik vaadiyle ne yazık ki dolandırılıyor. Şimdi teferruatını anlatmak için sözü ben doğrudan kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Hiçbir şey yok bu şeylerden dolayı. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz efendim kiminle tanıştınız? Kim size bir eş bulma vaadiyle para istedi? Ya bir arkadaşın vesilesiyle tanıştık biz Tarık'la. Bu şekilde olaylar parlak verince ben dün gittim, şikayette bulundum. İyi yapmışsınız. Peki sizden para isteyen, efendim? Size bir eş getiririm diyen Tarık Bey miydi? Evet. Tarık Bey ve hanımı eşiyle beraber. Ha eşiyle beraber, Oldinya ile beraber. Ya bu şekilde konuştuk. Evet. Evet. Peki evet. Para istedi mi bunun karşılığında sizden? Tabii para da verdim ben kendisine. Kaç para verdiniz? 80 bin lira falan elden verdim. Evime geldi. 40 bin lira da uçak bilet parası verdim. 120 bin lira. 80 bin lirayı niye aldı sizden? Kendisi evet. Size hanım bulduğu için mi bu parayı kendine mi aldı? Hanım bulduğu için Özbekistan'daki kağıt kürek, mümlemle işe zıvır onları yapılması için oraya göndereceğim dedi. Halbuki kendini alıyor muhtemelen. Peki Oldinya'da yanında mıydı? O parayı verken o yoktu. Sadece Tarık kendisi gelmişti, evime geldi. Peki size fotoğraflar gösterdiler mi yine? İçinden beğenin dediler mi? Ha öyle bir fotoğraf, öyle fotoğraf göstermedi. Sadece biz kızı bulacağız dedi. Kızı buldular, konuştuk. Canlı görüştük biz Özbekistan'la. Bu şekilde ondan sonra olaylar buraya kadar geldi. Peki şimdi asıl işin acısı şu an bulunduğunuz ev sizin evlendiğinizde yaşayacağınız ev miydi? Burayı tutup burayı dayayıp döşemişsiniz herhalde. Evet şu an bulunduğumuz ev benim döşeyip dayadığım bir ev. Yani evlenmek için. Bir görelim mi bir taraftan şey arkadaşlar yaptım, bir dolaştırın evi şey bana yani. Lütfen. Tabii. Bu eve ne kadar harcadınız? Tabii biz anladım isterseniz. Sıfır. Burası oturma odası. Evet, tabii ki de. Sıfır, gelin gelecek burası diye. Burası oturma odası, eşyalar işte. Gelin gelecek, düğün yapacağız. Her türlü her şey yaptık. Her türlü, ne bileyim. Şimdi ben burada bir parantez açmak istiyorum Zahide Hanım. Bakın söyleyeyim. Kına malzemelerine kadar her şey düşünülmüş. Bakayım, burada bakayım. Gelin adayı için. Oo, her şey var. Kameraman arkadaşından rica ediyorum biraz yaklaşması için şu anda. Bakın her şeyini almış. Ya. Bu kına için kullanacağı tülbent. Burada mumları var. Kıyamam. Bak şey kınadan burada sonra eline koyacak. Şekerleme böyle. Sanırım bunlar. Dağıtacağı şekerlemeler. Koltuk takımları var. Bakın hemen sağda halılar alınmış sıfır. Köylülerden de Kenan Bey evlenecek diye hediyeler gelmiş. Onlar da burada şu anda. Burası oturma odası. Hemen arka tarafta da yatak odası var aslında. Müsaadeniz yatak olur mu bir gezelim mi orayı da? Şimdi burası yeni gelin evi. Siz bir taraftan tabii, devam tabii. Edin lütfen. Geçelim tamam. Oraya da. Teşekkür ediyorum. Yani beyefendinin nasıl hayallerini yıktığının en net göstergesi. Sen evi tut. Buyurun. Mis gibi sıfır eşyalarla daya döşe. Para ver bir sürü. Ve gelin burası yok. Yatak odası. Yani her şeyi hazırladık. Bir gelsin, dönelim, görsün, bir görelim odayı. Kuralım diye yaptık bu işleri. Her şeyi hazırlamışsınız. Perdesine kadar. Evet, her şeyi hazırladık. Her şeyi görürsün diye. Beyaz eşya yani. Falan var mı? Mutfakta tamam mıydı? Dolabına kadar Zahide Hanım. Evet her ya. Şey dolabına kadar her detay düşünülmüş. Bakın şu anda dolabı açtığımızda. Yatağına, yastığına, yorganına kadar her şeyi almış Kenan Bey. Aslında evlilik için hazırlanmış bir ev Kenan için. Her şeyi yapmış yavrum benim. Peki mutfağa gidebilir miyiz? Beyaz eşyalarda var mı? Buzdolabı, tabii, çamaşır makinesi. Hemen hızlıca geçelim buyurun hızlıca geçelim. Adam daha ne yapsın? Her şeyi yapmış yani evde. Mutfağa tekrar oturma odasından geçerek ilerliyoruz. Şu anda hemen Burdur, bu tarafta da mutfak var. Harmanlı köyündeyiz. Kenan Bey'in yanındayız. Kenan Bey'i de Tarık Bey mağdur etmiş. Parayı burası, almış, evlenme vaadiyle bir kız bulacağını söylemiş. Burası mutfak, beyaz eşyalarımı bile komple aldım. Ha açılmamış onlar. Hepsi sıfır ortada duruyor.
Ya, hiçbiri, bak, hiçbiri açılmadı. Hiçbiri, bir aşağıya sıfır, doğru da bir gösterin. Bak bir diğer tarafa doğru. Zahide Hanım burada buzdolabı var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var. Biraz tüm daha şu aşağıdan görebilirsek yemek, evet, her şey almış. Almış. Yine buraya bir koltuk. Tabii ki. Evet. Buyurun. Tekrar geçelim oturma odasına, buyurun. Siz de herhalde böyle yaptınız. Evi de bu arada Kenan Bey, Zahide Hanım yayınımızı izledikten sonra... Söyle İlkü. Kenan Bey yayınımızı izledikten sonra kendisi gibi mağdurlar olduğunu gördükten sonra jandarmaya giderek şikayette bulunuyor. Aslında olay 2 ay önce yaşanıyor. Teferruatını buyurun anlatın siz. 2 ay önce yaşanıyor zaten bu olaylar. Yani kız gelecekti, her şeyi her türlü yaptık. Yani sonuçta hazırlığımızı yaptık. Düğün, dernek kurmak için her türlü para, hepsini, kapora hepsini verdik. Hepsini yapmaya çalıştık. Sonra dediler ki bize kız... Bir gün gelecek, o gün gelecek, bizi oyaladılar. Ondan sonra babasının izni yok, göndermemiş dediler. O bitti. Ondan sonra bir tane daha kız bulalım dediler. Buldular, onu da göndermeye çalıştılar. Biz o zaman uyandım ben zaten. Uyandığım için zaten bu şekilde olayların böyle geleceğine tahmin etmemiştim zaten böyle. Ama bu dolandırıcı olduğunu inandığım için bıraktım, geri çekildim zaten. Kaçtım, resmen kaçtım yanı çizim. Herkes beni ev vermeye çalışıyordu ya şu anda. Peki herkes siz evlen baskı hiç yaptı. Eş adayınızla ben... görüştünüz mü? Eş adaylarınızla. Hiç buraya gelen olmadı o zaman size. Siz parayı verdiniz. Hayır, sadece... Hanımı hiç görmediniz o zaman siz. Ve ilk görüştüğümüz, canlı görüştüğümüz bayan vardı işte, o evlenecek olduğumuz. O gelmedi yani. O izin alamadığı için, bir şeyler olduğu için onu gelmedi. Onların hepsi yani. Numara herhalde. Görüntülü konuştunuz. İkinciyle yine mi görüntülü konuştunuz? Evet, evet. Hayır, onu sadece bir fotoğraf göstermişlerdi. Ben bu kadar masraf ettiğim için o olsun demiştim zaten. Öyle olunca da yani bir haftada Kavadiköy'e hazırlanmayan, bir şeysi yapılmayan, iki saat içinde bulunup da Antalya uçağı gelen, o zaman uyandık zaten biz. Uyanınca biz de istemedik, geri çekildik, bıraktık yani açıkçası. Parayı istediniz peki Kenan Bey? Ben para öldü dedim. Para gelmez şu saatten sonra dedim. Hakkı olmaz herhalde dedim ben. Alamaz diye düşündüm. Peki. Alamam diye düşündüğüm için peki. Para istemedim ben. Çok teşekkür ediyorum Kenan Bey. Bu arada bu patlak verince bu şekilde. Sizi de buraya bekliyorum. Yani buradaki bütün beyefendiler parayı kaptırmış ama hanım gelmiş. Bir şekilde 3-5 günde olsa bir evlilik olmuş. Sizde hiçbir şey olmamış. Ama gördünüz değil mi? Bak bir insanın hayalleri. Evini dayayıp döşemiş güzel güzel. Peki sizin de mi böyleydi? Başkasının canları yanmasın. Biz aynen. yandık. Aynen. Başka insanlar yanmasın. Hepimiz buraya çıkma amacımız sırf bu. Herkes yani dediği gibi. Başka... Ben ailemle yaşıyordum. Ailemde odanın birini ayarladım. Orayı hazırladık. Şimdi duş alma ihtiyaç bu. Duş alması için öbür tarafa gitmesin. Banyo öbür taraftaydı. Ben odanın içine duşakabını koydum. Ya o kadar özenli. Kendi ellerimle yaptım. Onun fayansını falan kendim döşedim. Her tüm tesisatını, su tesisatını hepsini ben kendim çektim. Ben i̇şte becerikli olunca aynen. Kendim yaptım hepsini. Abla, duş aldım orada. Aldı. Da geriye de bir şey kalmadı. Geriye bir peki, şey kalmadı. Fatih, Hüday Bey'le de bir konuşalım o zaman. Hiç konuşturmadım. Hüday Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Siz kiminle muhataptınız? Ben de Berna ile muhataptım. Berna Hanım. Evet. Sizin ilk evliliğiniz mi? Benim değil, oğlumun. Ha sizin oğlunuzun. Hayır. Aa ben de. O kadar genç değilim ben ya. Ben de zaten. Tamam peki. Kusura bakmayın. Yok ne peki, demek. Peki oğlunuz kaç yaşında? Oğlum 27 yaşında. Siz mi buldunuz peki bu Berna'yı? Ya bu Afyon Dinar esas bunların çok geldiği yerler Afyon Dinar. Dinar'dan biz biriyle bağlantıya geçtik. Berna'nın numarasını aldık ondan. İtibada geçtik. Dedik diyorum böyle böyle. Onlar 2 gün sonra geldiler bize eve. Berna Hanım'dan bahsediyoruz değil Berna mi? Berna Hanım'dan bahsediyoruz. Ha. Siz Rabia Hanım'ı bilmiyorsunuz. Tabii hayır Rabia Hanım. Şimdi Berna Hanım bu da başka bir kol. Onunla tanıştık da sonradan tanıştık ama onunla bir alakası yok bizim olayın. Siz öyle zannedebilirsiniz ama o paraları paylaşıyorlar onlar. Olabilir. Eşiyle geldiler onlar biz misafir ettik. Yedik içtik işte. Dedim ben prosedür nedir? Dedi böyle böyle biz şu kadar alıyoruz 35 bin lira alıyoruz. Tamam amenna dedik. İşte oğlanın resmini... Oraya gönderiyorlar. Kızların resmini aynı böyle seçenek sunuyorlar yani. Bayağı bir seçenek sunuyorlar. Zaten onlar beğenmese de gelecekler fark etmiyor yani.
Bence benim görüşüm öyle yani. Nasıl yani, beğenmese? Ya, erkek oğlanı beğenmese de kalıcı gelmedikleri tabii yani, için. Yani onu prosedür gereği yapıyorlar anlamıyla. Yani. Hani sizin de gönlünüz olsun. Aynen biraz. Öyle. Zaten biz kızı beğendik. Yani Emine diyorlar, biz de Emine diyoruz artık. Tam son anda bir gün sonra işte uçak bilet alınacak. Gelecek Türkiye'ye. Neymiş? Annesi razı olmuyormuş. Hepsinin bir mazereti evet, var. Evet, hepsinin bir mazereti var. İzlemişsinizdir. Yani, evet. Ondan sonra cıma Memleket Hanım bende de var kız dedi. Hmm. Bende de var kız dedi. İyi Olivia'nın dedim. Annesi. Dün canlı bağlantıdaydı evet, biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Görebilir miyim dedim ben. Tabii dedi, gösterdik, konuştular. Siz Banu'dan bir anda Rabia'nın şeyine döndünüz. Rabia Hanım'ın oğlunun, karısının annesine, düğününe. Aynen, aynen. Kız kardeşi oluyorlar işte o. Rabia'nın gelininin kız kardeşi. Yani. Kuzeniyle de Mustafa evlenmiş zaten. Evet, doğru. Rabia'nın. Olivia'nın. Ondan sonra onlar dedi tamam mı tamam, mutabık kaldılar. Bizim oğlan da mutabık kaldı, kız da mutabık kaldılar. Dedi o ben büyük kızıma burada düğün yaptım. Buna da yapmam lazım burada dedi. Vallahi o gün için dolar 7.000 liraydı. 7.000 liraydı. Ben ona 1.000 dolara tekabül edecek para yolladım Berna'ya. Şimdi 3.500 dolar deyin siz ona. Değil mi? Aşağı yukarı. Bunları zaten güncel rakamların hepsine bir yani, üç nasıl çarparsan çarp yani öyle. Yolladım ben orada, onlar işte düğün ettiler. Damat nerede? Damat orada kendi Türkiye'de. Kendine düğün yapıyorlar. Damat Türkiye'de. Ne alakası var? Damatsız düğün. Allah Allah. Tabii. Özbek şey bu, kuralı bu. Orada bir damat gelmeden düğün yapıp paralar yeniyor. Sonra kız buraya gelip gerçek düğün yapılıyor tabii, sözde. Tabii. Ondan sonra işte onlar orada CD'ye falan çekmişler, flash belleğe falan çekmişler. Neyse oradan sonra iki bu gün... Bu hanımefendi mi? Evet. Burada oradaki düğünden mi bu fotoğraf? Evet. Oradaki düğünden mi? Hayır, bu bizim evdeki bu. Ha, bu size geldi evet, bize, artık. Geldikten ben böyle sonra. Sevdiğim insanları çağırdım mesela geldiğinde. Sevdiğim insanlar hani takım makı taktılar böyle bir şeyler yaptılar. Siz de zamanda takmışsınızdır, onlar da size takıyor şimdi. Düğün falan yok daha yani. Ha. Düğün falan yok ya, sadece sevdiğim arkadaşları çağırdım. Dedim böyle böyle. Bizim gelin kızımız diye. Ha, böyle bir tanışma mabında. Geldi o arada o işte o. Hı. Yani üniversiteler işte bu. Neyse, finalde bu kız oraya bir para gönderdiniz. Kendi kendine düğün yaptığını iddia ettiler. Tabii. Sonra kız geldi buraya. Kız geldi. Berna'yı ben aradım işte, dedim böyle böyle. O da dedi ki kız yorgun dedi, yarın getirelim dedi. Hı. Berna Sparta'da duruyor normalinde. Hı. Bunlar Antalya'ya geliyorlar havaalanına. Ha. Peki siz uçak bileti falan görüyor musunuz? Hani o verdiğiniz paranın yok, karşılığında. Yok, onlar ne derse biz prosedürü uyguluyoruz. Onların prosedürü kendi kafasına göre prosedürleri var. Dediğin gibi evrak yok, koş bakalım. O uçakların hepsi hikaye, biliyorsunuz değil mi? Uçak parası almaların da hikaye. İşte diyorum ya yani. Çünkü uçak biletini olabilir yine, yani olabilir diyeyim de. Yani o uçak bileti ya, paralarını da, çünkü uçak bileti yok orada şimdi da. Hangi... Kız zaten orada. Belki size gelen kız bir başkasından geliyor. Geldiği zaman size geliyor. Size henüz açıklamadım ama çok acı bir şey arkadaşlar. Bu kızlar sizden gittikten sonra, yani bir görüntü gördüm bugün, o kadar üzüldüm ki. Sonra neler neler geliyor başlarına burada. Yani uygunsuz bir eğlence yerinde çalışan, sizin eşlerinizden birisini gördüm mesela. Yani birinizin eşi. Zahide Hanım, zaten onların bütün hayali İstanbul. Ne oluyor İstanbul'da? Bilmiyorum, İstanbul'da ne var ben de bilmiyorum. Yani. Gerçekten hepsinin hayali İstanbul. Burada çok para kazanmak. Demek ki yani burada dediği gibi yani çok param var sanıyorlar. Paralı adam var zannediyorlar. Paralı adam var sanıyorlar dediği paralı, gibi. Paralı yani adam. Sosyal ama zaten dediler. Evli bunlar. Zaten Namangah zaten dedikleri. Evleniyorlar. Namangah dedikleri yer gerçekten küçük Namangah. Paris. Küçük Paris. Ben bir fotoğraflarını gördüm. Yani gerçekten küçük Paris. Bir bana da gösterin arkadaşlar. Lütfen neresiymiş bir bakın burası? Yani. Öyle bir eğlence yerleri var. Bizde. Öyle bir aktiviteler var ki. Akla zarar nasıl yani. Aktiviteler var? Bayağı böyle gece hayatı mece hayatı çok orada. Allah tabii Allah. Tabii ki canım. Bu kızlar madem öyle bir yerde niye buradalar? Bilmiyorum. Orası da güzelmiş dediğinize göre. Siz de bakın isterseniz buyurun. Bakacağım şimdi bakın. Ekibim hazırlasın. Aynen, göstersin bakın. Bakayım. Merak ettim nasıl yani bir öyle yermiş. Öyle köhne bir yer veya virane bir yer değil yani. Vallahi ben öyle zannettim ama burası şey bu. Ha, burası mı şimdi orası? Namangah. Buradan pek bir şey görünmüyor arkadaşlar. Bir yeşili yerleri var mı? Ha, şuraya verdiğini zannettim. Büyük bir yer burası. Tabii ki. Bir Namangah gece hayatı yazar mısınız? Bir bakayım bakayım. Tamam. Ha, peki. Sosyal aktiviteler var. Sosyal telifli fotoğraf olmasın ama. Evet. Allah Allah. Peki. Peki siz sonuçta Oldinya'nın kız kardeşiyle evlendi oğlunuz. Ne oldu sonra? Evet.
Ondan sonra işte dediğim gibi dedim hadi ben bunları bir tatile götüreyim dedim. İzmir'de biraderim var. Hı. Onun yanına götürdüm. Tamam. Final nasıl oldu? Final bunlar işte sonradan bir iki buçuk ay durdu. Hı. Bunlar tartışmaya başladılar. Yani şimdi benim olan hani konuşurken karşı arkadaşlarıyla veya kimle konuşuyorsa benim yanımda Türkçe konuş diyordu yani. O da Özbekçe konuşuyordu. Ondan, Türkçe biliyor muydu? Bilmem senden benden iyi biliyorlar. Ya nerede tabii, öğrenmiş? Geldikleri zaman sonuçta bilmiyorlar. Hani seni bir gözlemliyorlar hani ne konuşuyor bunlar ne yapıyor diye. Bak. Tabii ki. Önce bir gözlemliyorlar. Önce halbuki bir gözlem, Türkçe... tabii gözlemliyorlar. Ben normalde geldiğinde telefonu aldım. Telefonu hani ben bilmez dedim. Yeğenlere dedim ki şu telefonu bir ayarlayıverin şu mühendislerin dedim. Oysa adamlar elektronik üzerine profesör. Ben WhatsApp'tan tavşan atmasını bilmiyorum. Görüyor musun elin kızı ya. Bak fıldır fıldır. İşte yani. Yani. Peki nasıl gitti? Gerçekten anlaşamamış da gitmiş olabilir mi? Anlaşmış. Ya şimdi tabii orasını ben bilemem. Yani biraz şey oldu. Oğlanla biraz şey... Peki.